Tavşanı Belediyesi Web TV'si aracılığıyla belediyemizin ve tavşanımızın gündemine dair konularında sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Malumunuz geçen hafta İzmir'de e, Cuma Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan Fütahyalılar günleri adı altında bir festival, bir e, bir nevi fuar organizasyonu yapıldı. Burada her bir belediye stand açmak suretiyle İzmir'deki hem hemşehrilerimize kendi belediyesini tanıttı. Hatta bazı belediyelerimiz yöresel ürünler noktasında oluşturdukları kooperatiflerin ürünlerini de oraya getirmek suretiyle satış imkanını sağladılar. Bizler de Tavşanlı Belediyesi olarak orada temel amaç göbel Kapıcıları'nı tanıtmak ve pazarlamaktı. Ve bu anlamda da levlebi ile beraber ve bir peynir üreticisi firmamızla birlikte e, İzmir'de hemşerilerimizle beraber olduk. Şimdi yılın son e, aylarını yaşıyoruz. Belediye olarak hareketliyiz bu ara elhamdülillah. Geçenlerde toplamda 85 küsür milyon liralık e, ihale yaptığımızı ifade etmiştik. Bu ihalelerin içerisinde Göbel'deki otelin ikman inşaatı ihalesi, 15 tane sem sahası, 4 tane halı saha ihalesi, kapalı yüzme havuzu ihalesi ve e, makine ikmal parkının Beyköy'deki e, mezbaha yanındaki alana, belediye tahsil alana taşınması ile ilgili ihaleydi. Bu ihaleler kesinleşti ve müteahhitler nasip olsa inşallah çalışmalara başladılar. Dün ve evvelsi gün itibariyle makine ikmalin inşa olacağı yeni alanda bizler de gerekli çalışmaları yerinde tespit ettik. Zeminin durumuna göre o bölgede zemin güçlendirmesi adı altında jet craft betonlaşma ve zemini iyileştirme çalışmaları hemen hemen sona geldi. Diğer tarafta halı sağlar ve semt sağlar yeli de müellif firma yani ihaleye alan firma arkadaş çalışmalara başladı ee, ve inşallah e, kış aylarına girmezden önce ee, yani kışa girmezden önce tüm çalışmaları yani yüzde %80 seviyesini bitirmeyi amaçlayan bir durum ortada. Yüzme havuzu ile ilgili projede Karakova Mahallesi'nde o da başladı müteahhit tarafından. Otel inşaatı da son hızla devam ediyor. Eskilerden devam eden bedesten inşaatımız vardı. Hemen hemen bitti. Çevre düzenimiz kaldı. Bir de Çukurköy'deki ee, Çukurhan inşaatı. O da çatılar kaplandı. etrafını çevre düzenlemesi noktasına kaldı. İçinin sıva, boya, badan işleri kaldı. İtfaiye yerine, yeni yerine taşındı. Nereye? Çukurköy'deki eski köy hizmetleri binası ya da e, halk tabiriyle mevcut Çukurköy Belediye Düğün Salonu'nun arka tarafındaki alana hem su işletmesinin birimleri, e, personel noktasında ve araç noktasında hem de itfaiye teşkilatı artık oraya taşındı. Biten müze müdürlüğü, ve e, yeni mezarlık alanı girişi ve aile mezarlığı meselesinden sonra müze müdürlüğünün bulunduğu alanda da yani eski itfaiye binasının bulunduğu alanda da nasip olsa inşallah müzeyi canlı hale getirmek amacıyla çer düzenlemesine de bugünlerde başlıyoruz. Yine e, yani mahallelinin e, uzunca bir zamandır e, ümitle beklediği çardaklı yolu var. Çağdak yolu ile ilgili de sıcak asfalt çalışması bu günlerde başladı. Bu hafta içerisinde nasip olsa inşallah ya da hafta sonuna doğru sıcak asfalt çardaklı yolunda toplamda yaklaşık 3,5-4 kilometre kat içerisinde bitmiş olacak. Günler günleri kovalıyor sevgili tavşan halkı. Belediye olarak da bizler bu kovalayan günlerin içerisinde zamanı en iyi değerlendirme adına her türlü faaliyeti Birim başkan yardımcılarımızla, ekibimizle, personelimizle ve araçlarımızla yerine getirmeye çalışıyoruz. Kış aylarına gireceğimiz şu günlerde doğalgazla ilgili yaşanan bir takım sıkıntılar vardı. Özellikle Beyköy dedeler mahallesinde. Oralardaki sorunlar imar planının askıya çıkmasıyla birlikte ya da gelmesiyle birlikte tam anlamıyla ortadan kalktı. Yani nasip olsa, olursa inşallah bu kış döneminde dedelerin geri kalan mülkiyetlerinde de ve Beyköy'de doğalgaz imkanına hemen hemen talep eden her vatandaşımız kavuşmuş olacaklar. Toki inşaatları ile ilgili konuda beklentiler son noktaya geldi. Çok hızlı altyapı hizmetleri bitmek üzere. Yeni ihaleler yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu en son duruma göre eski iptal olunan ve yeniden ihale çıkan yaklaşık 400 konutla beraber yenilerde 650 ye yakın Tavşanlı bölgesinde Ömer Bey Mahallesi'nde yeni sosyal konutların ihalesi de hemen hemen kesinleşti. Onlar da en kısa zaman içerisinde inşaata başlayacaklar ve konutlarını da kısa zaman içerisinde teslim edecekler. Ee, Ekim 2022 Belediye Meclisinde kabul olan ve ayın 9'u itibariyle askıya çıkan Tavşanlı revizyon ve ilave İma planının askı süresi devam etmekte. Ee, Askıya çıkarılmanın temel gerekçesi, vatandaşlarımızın kendi ile ilgili konularda varsa itirazlarının bu dönem içerisinde, yani 30 günlük dönem içerisinde belediyemizde yapılması konusu. Bugünlerde askı süresinin sonuna yaklaşmaktayız. Önümüz hafta itibariyle askı süresi bitecek ve yapılan itirazlar belediye meclisine değerlendirilecek. Bu manada, gerçi sonraki dönem içerisinde de... E, yani ima planına itirazlar olmakla birlikte yani askı süresinden sonraki aylar ve günlerde de böyle bir hak olmakla birlikte temeldeki farklılık şu askı süresi içerisinde yapılan itirazların e, değerlendirilmesi e, farklı bir olay sonraki bireysel alanda yapılacak olan itirazlar ima planı değişikliği olarak gündeme geliyor ve yapılıp yapılmama meselesi biraz daha Farklılık arzu edebiliyor kanuni noktada. Bu açıdan e, bu zamanın iyi değerlendirilmesi tavşanlı halkımızın e, dikkatine tekrar ben anlatıyorum. E, süreyi lütfen kaçırmayın. Ben bu duygu ve düşüncelerle e, vatandaşlarımıza hayırlı günler diliyorum, huzurlu günler diliyorum. Ama özelde şunu ifade etmek istiyorum her zaman olduğu gibi. Belediyenin faaliyetleriyle ilgili konularda doğru bilgi belediyenin kendisinde. Dolayısıyla e, belediye faaliyetleriyle ilgili zaman zaman kamuoyunda, sosyal medyada e, hem üslup noktasında hem de hani amacını aşan tarzda bir takım eleştirisel yaklaşımlar veya bilgilendirmeler olabiliyor. Buna biz müdahale ediyoruz gerektiğinde. Ve şunu ifade etmek istiyorum tavşan halkına en doğru bilgi kaynağındadır. Dolayısıyla bu anlamda yaklaşık 14 senelik belediye idaresinde ve belediye yönetiminde bizlerin ortaya koyduğu temel gerekçe vatandaşa doğruyu birebir de anlatmak üzere kuruldu. Bu manada doğru bilgilerin belediye'nin ilgili birimlerinden alınması yanlışların düzeltilmesi kamuoyunda varsa bu tür spekülatif söylemler, Bunların da vatandaş olarak karşısında durulması temeldeki beklentimizdir. Gerekçe çok huzurlu günler yaşıyoruz. Belediye vatandaş ilişkilerinde gerçekten mükemmele mükemmel giden e, durum var. Bu ahengin, bu uyumun bozulmaması gerekiyor. Önemli olan e, tavşanı birlikteliğinde, tavşanı kimliğinde bir arada bulunma ve tavşan kimliğini en üst seviyeye çıkarma. tavşanın alacağı hizmetleri beraber olmak suretiyle çok hızlı hale getirme ve amaca ulaşan projelerde bir ve beraber hareket etme konusu. Bizim temeldeki mantığımız bu, amacımız bu. Bu anlamda da e, kamuoyundaki yanlış bilgilendirmelere e, kulak asılmaması, değer verilmemesi ve bunların önüne geçilmesi konusunda da gerekli hassasiyetin sağlanmasını siz değerli tavşan halkından hassasiyetle özen istediğimi beyan eder. Hepinize sevgiler, saygılar sunarım.